Efendim Profesör Doktor Ufuk Özkaya, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü yöneticisi, Travmatoloji Bölümü başkanısınız galiba. Evet. Evet. Ya iyi olacak, hastanın ayağına doktoru geliyormuş gerçekten. Evet, çok acayip. 10 saniye önce diyordu ki ah dizim, ah dizim, evet, diyordu. Dizimde sıkıntım var zaten ama şöyle bir şey oldu hocam. Uzun uzun anlatıyorum, kusura bakmayın. Zaten siz görseniz anlarsınız. Benim sol dizim sol dizimi gösterip sağ dizimi tuttum. Çok özürüm çünkü ikisinde de sıkıntı var artık. Sol dizimde bundan 15 yıl önce işte yaptığım bir spordan kaynaklı, boks yapıyorum ben. Torbaya takıldı dizim ve ben açtım dizimi. O zamandan beri de böyle biraz dikkat etmem gerekiyor. Ama spor yapmaya da devam ediyorum tabii ki. Topuklu ayakkabı giydiğim zamanlarda da ister istemez, çok bu işleri bilen insanlar tabii ki, gördüklerinde benim mesela sizin dizinizde sıkıntım var diyor. Çünkü yürüyüşüm değişiyormuş, ben fark etmiyorum. Öyle olunca da bunun dışarıdan görüldüğünü anlayınca galiba bilinçaltı bana daha da baskı uygulamaya başladı. Ve bu sefer sadece sağ tarafla bazı hareketlerimi yapmaya başladım. Bu sefer de sağ dizimi de sakatladım. Ve şu anda hem topuklu ayakkabıyla hem de oturarak bir iş yaptığım için sürekli dizlerimde bir ağrı var. Evet. Hocam çaresi yok değil mi? Ama şöyle bir şey de diyebilirsiniz. Artık yani Burcu Hanım 43 yaşında gelmişsiniz, artık diz problemleri yaşayacak yaşa geldiniz. O yüzden hani bırakın bu şeyi falan da diyebilirsiniz. Hiçbir şekilde artık göstermiyorsunuz yaşınızı. Bunu duymak için söylemiştim. Teşekkür ederim. Evet. Tabii ki kontak sporlar. Vurmalı, kırdılı, evet, hoplamalı, zıplamalı sporlar diz sağlığı için çok tavsiye ettiğimiz sporlar değil. Spor yapmayı tabii ki öneriyoruz. Ama benim hastalarıma özellikle tavsiye ettiğim spor basit. Yürüme, yüzme ve belki de pilates. Yoksa böyle çok ağır sporların diz sağlığına da, genel sağlığa da çok bir faydası olmadığını düşünüyorum. Aksine zararı olduğunu düşünüyorum. Sizin açınızdan dizinizde hani belki o boks yaparken bir bağ yaralanması olup olmadığını bilemiyorum tabii ama müsait zamanınızda gelirsiniz. Tamam, peki, çok güzel. Peki benim yaşadığım mesela ağrı hali, kireçlenme yaşayan insanla aynı ağrı hali mi? Aynı rahatsızlıklar mı bunlar? Derdi rahat şey olarak, hal olarak soruyorum. Kireçlenmenin ne olduğunu bir kere öncelikle anlamak lazım. Kireçlenme dediğimizin tabii ki kireçle hiçbir alakası yok. Kıkırdağın aşınması. Kıkırdağı aşındıran bir sürü şey var. Sizin aksinize çok daha kilolu olanlar en fazla yük binen nerede görülüyor bu kireçlenme? Tabii ki travma alanlarda görülebiliyor, artroz. Yaş kaçınılmaz bir sonuç veya bir takım romatizma hastalıklarda da gene aynı şekilde kıkırdak aşınması, yani kireçlenme, yani artroz görülebiliyor. Dolayısıyla sizinki farklıdır, başka bir kireçlenme farklıdır, başka bir hastadaki, ikisini karşılaştırmak çok doğru değil. Peki o zaman size şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ben çünkü hastalık hastası, yine söylüyorum, farkında mısınız? Değilsin. Değilim. Değilsin. Ama kendimi çok yani böyle bu tip sorun yaşadığım yerleri çok yani dinlemeyi kıymetlisin, dinliyorum. Kıymetlisin kendi kendine. Teşekkür ederim. Ama mesela şöyle bir şey var. Benim dizlerim yağmur gelirken ağrıyor yani. Onu ben hissediyorum. Mesela espriyle karışık yarın galiba yağmur yağacak dediğim zamanlar oluyor mesela. O ne oluyor? Yani ben acaba 15-20 yıldır çok dizime kötü davrandığım, bakmadığım için daha farklı sorun. Ben sadece burada doktordan da kaçınan bir insanım, kusura bakmayın. Sadece dizde mi oluyor? Başka eklemlerinizde böyle bir gezici ağrılarınız var mı? Ne için? Yağmur öncesinde mi soruyorsunuz? Yağmur öncesinde. Eğer öyle bir hissettiğiniz bir şey varsa belki bir romatizma hastalığı ön planda düşünmekte. Yok, hayır. Başka vücudumda başka hiçbir ağrım olmuyor yağmurdan önce. O zaman muhtemelen sizin o kontak sporunuza bağlıdır. Ha, tamam, peki. Peki diz kireçlenmesi olduğunda hocam hangi tür belirtiler görülür diye ben netleştireyim olayı. Çünkü gördüğünüz gibi yalancı romatizma. Psikolojik tamamen. Şimdi tabii ki hastanın en büyük geliştiği ne ağrı. Ama bunun dışında yürüme mesafesinde azalma, tam oturmuş dört dörtlük bir artrozda en klasik şey gece ağrısıdır. Gece uykudan uyandıran ağrı, merdiven çıkamama, özellikle inememe. Ve tabii ki hastanın şiddetli ağrısı, yürüme mesafesine, ağrı kesicilere yanıt vermeyen ağrısı en sık geliş nedeni. Ama tabii ki kaçıncı evrede olduğuna bağlı olarak klinik şikayetleri değişiyor hastaların. Bazen sadece diz ön ağrısı oluyor. Bazen eğer menisküs yaralanması varsa dizin iç tarafında olabiliyor. Dolayısıyla artrozun derecesine bağlı olarak bize geliş nedenleri, klinik şikayetleri farklı olabiliyor hastaların. Peki hocam diz kireçlenmesinde tanı nasıl konuluyor? Yani bir menisküsten nasıl ayırıyoruz veya bir artrozla nasıl, romatizmal hastalık nasıl? Tanıyı nasıl koyuyorsunuz? öncelikle klinikle koyuyoruz. Hastanın hikayesiyle koyuyoruz. Herhangi bir geçmişinde bir travma olup olmamasına bakarak. Ardından tabii ki bizim olmazsa olmazımız direkt radyografiler. Burada bir geri gelmişken şunu söylemek istiyorum. Hastalarda da ve maalesef bazı meslektaşlarımızda da tanı deyince ilk akla gelen şey hemen MR çektirmek. Hemen bir MR yapalım. Asla doğru değil. Çünkü MR sizde çok ayrıntıyı gösteriyor ama direkt grafiği uygun çekilirse, tekniğine uygun çekilirse size tüm hikayeyi çok daha ayrıntılı bir şekilde anlatabiliyor. Başka ek tetkike gerek kalmadan. Aradığım doktor sizsiniz. Şu an onu fark ettim. Çünkü ben de MR'dan korktuğum için gitmiyorum, biliyor musunuz? Gitmeyin zaten. Bana çünkü söylendi bu. Yani MR çektirin bakalım dediler. Ben de MR aletine bir yani şimdi bilgisayarlı tomografi... Bu söylendiğinde yıllar önceydi hocam. Kesin eminim o MR aleti de değişmişti. Tabii ki değişti. Ben hastaneye gitmeyeli ama yani gülmeyin Allah rızası için. Ama yine de çok... Her şeyin bir sırası var. Eğer direkt grafide tanı koyamazsınız. Yardımcı ek bir daha ileri tetkik isterseniz o zaman MR çektirebilirsiniz. Tamam, tabii ki direkt grafik usulüne uygun çekildiği takdirde, uygun açı verilerek çekildiği takdirde, sadece standart pozisyondan bahsetmiyorum. Size tüm hikayeyi anlatabilir. Güzel. Ek bir şey yapmanıza gerek kalmaz. Tamam, çok iyi. Bu bir şey yok hocam, inanmayın. O kesinlikle tamamen nazar. Hep nazardan oluyor. Peki. Raporumu getirip göstereceğim. Göster. Hocam. Peki tedavi sürecini hemen ben sorayım. Çok pardon, özür dilerim. Şeyi sorayım. Yani farz edin ki ameliyat ya da bir müdahale gerekiyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Ya da böyle ameliyatsız da neler yapılabilir? Şimdi kireçlenme dediğimiz kıkırdak aşılmasının evreleri var. Ve bu evrelere göre ameliyat dışı veya ameliyatlı tedavi yöntemleri var. Hepsi kıkırdaktaki aşımının ne kadar olduğuna, hastanın yaşına, eşlik eden hastalık olup olmadığına, kilosuna vesaire, hastanın beklentilerine bağlı. Eğer ki ameliyatsız tedavi vereceksek hastaya, bunların olmazsa olması fizik tedavi. Kas kuvvetlendirici egzersizler, bir takım dizlikler. Bazı enjeksiyonlar var. Bazıları abartılarak anlatılan, bazıları hakikaten çok gerekli olan. PRP falan gibi olan. Tabii PRP gibi. Şimdi PRP bir kök hücre, ikisi tamamen farklı şeyler. Hani PRP kök hücre gibi. Yok, hiç öyle bir düşüncem yok, hiç merak etmeyin. O çok büyük bir yanlışlık. Kök hücre dediğimiz yağdan yapıyoruz. Sadece ameliyat esnasında direkt hemen yağ nakli olabiliyor oraya, yağ enjeksiyonu olabiliyor. Farklı yöntemleri var. PRP herhalde bu ameliyat dışı yöntemlerin en şeyi. PRP dediğimiz şey sizden bir tüp kan alıp hücreleri ayrıştırıp trombositleri sadece enjektöre çekip problemli yere enjekte etmek. Tabii ki bunun yumuşak doku patolojilerinde çok işe yarıyor. Dirsek, tenisçi dirseğinde, topuk dikeninde vesaire ama diğer yerlerde işe yarayıp yaramaması birazcık tartışmalı bir konu. Kesin tıbbi kanıt %100 ispatlanmış bir faydası yok PRP'nin. Ben yapıyor muyum? Evet, zaman zaman uygun hastada, seçilmiş vakada ben de yapıyorum. Cerrahi yöntemlerin en ucu dizin tamamen değiştirilmesi, protez. Ama bu arada yapılabilecek mekanik aks bozukluğunu, şekil bozukluğunu düzeltici bazı osteotomiler, eklem yıkamaları ya da mikro kırıklar, artroskopik olarak yapılabilecek bazı ameliyatlar kısmi de olsa fayda sağlayabiliyor. Artroskopik, ben bunlar şimdi daha yeni olduğum için medikal dünyada kusura bakmayın çok takip ediyorum. Artroskopi olduğu zaman 3 tane delik deldiğiniz mi? 2 ya da 3 duruma göre. Tamam. O deliklerden şimdi artrozun tedavisinde artroskopinin yeri de çok tartışmalı. Eskiden çok daha fazla kullanılırdı. Şimdi ancak terk edildiği bile diyebilirim. Ama eğer lokalize tek bir yerde, tüm yaygın eklemle değil, tek bir yerde bir kıkırdak harabiyeti varsa o zaman bir şansınız var. Artroskopik olarak orayı uyarıcı, kıkırdak yapıcı bazı cerrahi müdahaleler var. Ama genel olarak yaygın her tarafında kireçlenmesi, her tarafında kıkırdak aşınması varsa artroskopinin çok fazla bir yeri yok. Bu minimal invaziv olan şey... Birbirine çok mu benziyordu? Artroskopik olunca minimal invaziv oluyor. Tamam, peki. Evet. Kesersen boydan boya o zaman cerrahi oluyor. Yavaş. Peki. Evet, söyle. Efendim, Burcu'nun dizinin ağrımaması için ya da Burcu'nun kireçlenmemesi için. Ben şu an cesaretlendim. Geleceğim çünkü sizin çekeceğiniz film, hala film diyorum. Kusura bakmayın. Röntgen çekeceğiniz, bakacağınız. Tamam, inanıyorum. Dediniz ki mutlaka bir müdahale yapmamız gerekiyor Burcu Hanım. Yaptınız. Ben ne zaman mesela işe dönebiliyorum çünkü önemli. Ne müdahalesi yapacağıma bağlı. Evet. Mesela farz edin ki Belki PRP yaptı, belki kök hücre yaptı, ertesi gün buradasın. Tabii ki. Peki daha büyük bir şeyse mesela? Cerrahi müdahalenin nasıl bir cerrahi müdahale yapacağıma bağlı. Endoskopik bir, diyelim ki temizlik yaptık orada. Şimdi artroskopik temizliği sadece kıkırdak aşınması için yapmam. Endoskopi ile artroskopi farklı mı? Endoskopi genel kavram. Genel kavram. Artroskopi yani olur, bronkoskopi olur, sistoskopi olur. Hepsinin genel adı endoskopi. Bizim için artroskopi. Artro eklem skopi görmek artroskopi. Ama eğer basit bir menisküs yırtığını dikiş atacaksak. Evet, bazen öyle oldu. Onun iyileşme süreci 2 ay. Ama 2 ay. Ama basit bir artroskopik yırtığın temizlenmesi, çıkartılması, dikilmemesi hemen ertesi gün. Yani menisküsü koruyucu cerrahinin bedeli hasta açısından da doktor açısından da ağır. Daha uzun süreli bir ameliyat ve hasta açısından da 1,5 ay, 2 ay gibi bir iyileşme süresi var. Ama sadece menisküsü cerrahi olarak çıkartırsanız iyileşecek bir doku kalmadığı için. Evet, doğru. Hemen ertesi gün üzerine basabilir aslında. Peki, tamam. Peki. Teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler. Rica ederim. Harikaydı. Çok teşekkürler. Korkmuyoruz en azından aralarımızda. Evet, korkmayın. Takip edin.